Evet, herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Türkiye'nin mega değişim sitesi Mega Reform'un düzenli olarak yaptığı canlı yayınlar serisine bu akşam da yepyeni bir konuğumuzla ve konuyla birlikte devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Mega Reform'un amacı bedensel, ruhsal ve zihinsel açıdan değişmek isteyen herkesin aradığı uzmanı ve etkinliği bulması için yardımcı olan bir platform. Bu akşamki çok değerli uzmanımız Bioreprogramming eğitmeni Sayın Zehra Başyiğit. Hoş geldiniz Zehra Hanım tekrardan. Hoş buldum. Sizi öncelikle bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Kendimi tanıtmayı çok başaramasam da bir deneyelim. Buyurun Ben lütfen. evet. Aslında ruhsal ve zihinsel o bedensel alanın işleyişine çok meraklı birisiyim. Ve uzun zamandır da bu alanda kendi rahatsızlıklarım sebebiyle öncelikle giriş yapmıştım. Sonrasında da bu aslında iş alanına da yansımış oldu. Bioreprogramming uygulayıcısıyım tabii ki. Eğitmeni değil de daha çok uygulayıcısıyım. 41 yaşındayım ve 3 çocuk annesiyim. 6 yıldır da bu ruhsal, zihinsel, bedensel alandaki hastalıkların iyileşme aşaması için çalışıyorum. En çok alan olarak da hastalıklar alanındayım. Ama tabii ki ruhsal, zihinsel, bedensel dediğimizde bunun içerisine birçok konu dahil oluyor. Ve bu iyileşme yolculuğunda hastalıklar dediğimizde aslında ilişkiler, finans, birçok hayatın içerisindeki insanın kendisiyle, hayatla, başka kişilerle ilişkisini de bu noktada çalışmış oluyoruz. Benim işim aslında insanların iç dünyasında orada yeniden inşaya destek olmak, danışmanlık yapmak. Bundan da çok keyif alıyorum. Çünkü insan sisteminin işleyişiyle dışarıdaki sistemin işleyişinin çok da bir farkı yok. Ve insan o alemde onları keşfettikçe de gerçekten hani bu benim için yeniden bir motivasyon oluyor açıkçası. Bir Anladım. arayışın içerisinde yeni bir maceranın içerisinde buluyoruz kendimizi. O macera bize faydalı olduysa da hani bu sefer o ilgili alanı bir etki alanına dönüşmüş oldu benim hayatımda. Çünkü iyileşmeyen aslında tıpta iyileşmesi mümkün görülmeyen rahatsızlığım vardı. Ben de o yolla burayla tanışmış oldum. Danışanlarınız en çok hangi konuda destek için sizlere sizlerden talep geliyor daha doğrusu? Daha çok hangi alanda, hangi konuda? Yani benim danışanlarımın neredeyse %40'ı kanser hastası. En çok çalıştığım alan kanser hastaları. Kanser hastasıyla çalışıyorum. Onun dışında da finans alanında danışmanlık veriyorum. Bir de ilişkilerde evlenemeyen kişilerin aslında kuşak geçişli süreç dediğimiz o aktarımlarla orada eğer bir etken varsa bu etkenle çalışıyorum. Evlenmek isteyen bekarların bu sorunları Evet, ne üç çift farklı program yok ama alan. ben evlenemiyorum diyorlar. Hem para var, hem de evlilik, hem de ciddi rahatsızlığı olan bir kitleye hitap ediyorsunuz aslında. Çok kıymetli özel alanlar hepsi de. Evet, insanın kendisiyle ilişkisinin problemli olduğu yerde aslında bu ya hastalık olarak yansıyor ya da ilişkilerde bir problem olarak yansıyor. Ya da işte hayattaki bizim için en önemli alanlardan birisi finans alanına yansımış oluyor. Kesinlikle. Bu da benim en çok çalıştığım üç ana konu. Ama tabii ki Harika. hastalıkta çalışırken birçok konuyu da çalışmış oluyorsunuz. Bu kez dediğinizi anlayamadım. Benim internet biraz zannediyorum kötü ama. Siz, herkes bizi şu an net duyabiliyor mu? Bir yazabilir miyiz acaba ya da yardım isteyebilir miyim? Benim ara ara sizin sesinizi duyamıyorum. Benim sesimde bir sorun var mı? Evet, bir Sohbet yazabilirsin. kısmından da yazabilirler.
Ses var. Evet, ses var. Ah, süper. Ses iyi. Teşekkürler. Harika. Teşekkürler. Tamamdır. Aslında en son şunu söyledim. Hastalıkla çalışırken dedim, birçok konuyla da çalışmış oluyorsunuz. O kadar çok değişik konular çıkıyor ki insanın karşısına. Evet. Peki, bu danışanlarınızdan böyle hiç unutamadığınız ya da sizde etki bırakan muhakkak olmuştur ama böyle bir anınız var mı? Yani buna istinaden bir anlatabileceğiniz, şu diyebileceğiniz. Yani tabii ki çok fazla etkilendiğim Muhakkak. hikaye var aslında. Ama benimki hikaye çok etkilemişti. Birisi pankreas kanseri olan bir danışanımın hikayesiydi. Birisi de aslında yeni doğum yapmış bir annenin bir hafta boyunca uyuyamayışı, yemek yiyemeyişi, çocuğuna dokunamayışı ve bunun altında çıkan etkenler beni inanılmaz etkilemişti. Yani tabii ki bu tür çalışmalar yaptığınızda kişilerin bile unuttuğu hikayelerle çalışıyorsunuz. Çok acayip hikayeler çıkıyor. Hani Aslında böyle bir derininde başka bir olgu yatıyor. Siz onu ortaya çıkarıyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? tabii şöyle basitçe aramızda belki hiç bilmeyenler vardır. Onlar için şöyle küçük bir şekilde bahsetmek isterim. Aslında yiyemeyen, içemeyen, çocuğuna dokunamayan, hiçbir şekilde gözünü kapatamayan, uyuyamayan bir anneden bahsediyoruz ve psikiyatrik ilaçlara rağmen uyuyamayan bir anneden bahsediyoruz. Yani burada çözümsüz kalındığı için bir klinik psikolog arkadaş yönlendirmişti bana da. Aslında annenin bu uyuyamamayı tetikleyen kendi hayatında bir travması var. Ve bu travma bir şeyle tetikleniyor. Yani bir şeyi başlatıyor aslında. Bu da hikayede şöyle aslında. Danışan sezaryen yaptıktan sonra bir komplikasyon yaşıyor. Ve karın bölgesinde iç kanama yaşıyor. Ve doktor diyor ki, biz yeniden seni ameliyat yapmamız lazım. Çünkü karın bölgesinin içerisinde bir kan yayıldığı için biz tekrar o kanı temizleyip tekrar ameliyat etmemiz lazım. Dediği esnada aslında olayın başladığı yer. Danışan o kısımdan sonra bir daha ne uyuyabiliyor ne hiçbir şekilde hayati ihtiyaçlarını yerine getiremiyor. Mesela bu da bizi şuraya götürdü. 6 yaşında, 5-6 yaşlarındayken yoksul bir aile, böyle bütün çocuklar aile bir odada uyuyorlar ve aile çocukları uyudu zannedip Freddy'nin Kabusu diye bir film varmış. Bu filmi izliyorlarmış her akşam. Freddy'nin Kabusunda da Freddy galiba bu işte insanların karnını keserek öldürüyormuş. Ben filmi izlemedim, bilmiyorum. Korku filmi. Evet, Aynen. evet. Ve hani her gece ışıyana kadar benim Freddy gelip de karnımı kesecek diye uyuyamaz. Böylece Yani değil çok ciddi mi? bir stres yaşıyor. Sonrasında tabii ki hani biraz şey yaptıktan sonra bu hikayeyi unutuyor aslında. Yaşamına devam ediyor. Doktor gelip de hani senin karnını keseceğiz, tekrar açacağız, oraya kan dolmuş dediğinde aslında danışan oraya fixleniyor. Yani oraya regres oluyor. Evet. Ve Gerçekten oradan çok çıkamıyor. enteresan. Evet. Orada da tabii ki yani bu duygu olarak, beden olarak o yaşa fixlendiği için de artık normal entelektüel kapasite, korteks dediğimiz kısmı kullanamıyor aslında. Çünkü bugün birazcık da oradan belki bahsederiz. Orada aslında sempatik sistem devrede ve kişinin kendi yönetimi devre dışı kalmış oluyor. Gel sana doğumunu anlatayım da diyorum. Bu Bana öbür gün bir şey olur mu? Hemen şey. affedersiniz. Sesleri açık olanlar var. Bir dakika lütfen. Şu an ben buradan müdahale edemiyorum çünkü bilgisayar kilitlendi zannediyorum. Rica etsem sesleri açık olanlar kapatabilir miyiz lütfen? Şu an Ah, sizinki süper. kapandı. Evet. Kapandı. Evet, Evet, süper. yani aslında oradaki çözümsüzlük, oradaki duygunun
herhangi bir şekilde paylaşılamamış olması, kişinin bu oradaki stresle baş başa kalıyor olması onun için aslında büyük bir travma oluşturmuş ve tekrar aynı yer benzerliği olduğunda da sistem orada kişiyi hayatta tutabilmek için aslında uyanık kalmasına sebep oluyor ve bu şeyi çalıştığımızda daha o gece uyuyup normal yemek yemeye, çocuğuna dokunmaya başlamıştı. Yani bu tür şeyler, bu tür stresler aslında ya davranışlara ya da hastalığa yansıyor. Kesinlikle. Ne kadar süre çaldı demiştiniz Zehra Hanım? Ben orayı kaçırmış da olabilirim. Yani bu tedavi süreci, terapi süreci ne kadar sürdü? Aslında bu bir seansta ortaya çıktı ama biz bu konuyu iki seans çalışmıştık onunla. Yani o iki seans onun bu durumun içerisinden en azından normal hayatına devam edebilmesi için iki seans yeterli oldu. Tabii ki orada zaten devam eden bir psikoterapisi ve hani psikiyatrisiyle de görüşme devam ettiği için hani ben orada zaten o hikayeyi çalışıp bıraktım. Sadece ana noktayı ortaya çıkarmış oldunuz. Tabii tabii aynen. Bizim için orası önemlidir zaten. Ana, temel hikaye nerede? Orada kişi neyin içinde kalmış? Hangi stresine çözüm bulamamış? Hangi sorusuna yanıt alamamış? Buraya bakıyoruz. Evet. Gerçekten etkileyiciydi. Evet. Kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Birçok buna benzer vardır tabii. Çok. Kesinlikle, kesinlikle. Bambaşka çok fazla hikaye oluyor ama benim için böyle buyurun. İzlediği bir şeyin bile bu kadar bir çocukta etki bıraktığını görmek de ayrıca beni etkiledi tabii ki. Aslında izlediğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz şeylerin bizim sistemimize ne kadar etkilediğini de orada birebir aslında deneyimlemiş oldum. Bunları yine duyuyoruz ama duymak başka, yaşamak başka tabii ki. Evet, evet. Ebeveynlere bu konuda çok görev düşüyor haliyle. Evet, yani bu sadece bu konu için değil, genel olarak sürekli takip gerekiyor çocukları gibi gibi. Evet. Evet. Yavaştan konumuza geçelim isterseniz. Var mı başka sorunuz? Buyurun lütfen. Tabii ki. Peki. Bugün biraz aslında umuttan bahsedeceğiz. Umudun aslında hayatımızda azaldığında, çoğaldığında nelere sebep olduğundan bahsedeceğiz. Ama bunu bahsederken biraz tabii ki sağlık benim alanım olduğu için biraz akciğerler üzerinden konuşmaya, ifade etmeye çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Buyurun lütfen. Umut dediğimizde aslında ilk akla gelen şey güvendir. Yani insanın güvende olduğu yerde aslında canlı olduğunu, kendi canlılığını güvende hissettiği yerde yaşadığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla da eğer bir yerde umudumuz tükeniyorsa orada güvene bakıyoruz ilk olarak. Yani kişinin güven sisteminde neler olmuş, onun güven sistemini zedeleyecek neler yaşanmış diye bakıyoruz. Bedensel ya da herhangi bir şekilde zihinsel olarak tehdit altında hissettiğimiz yerde de aslında umudumuz canlılığımızla eşdeğer olarak azalmaya başlıyor. Yani diyelim ki zihinsel olarak kendimi mesela entelektüel alanda tehdit altında hissediyor olabilirim. Veyahut da fiziksel olarak kendimi bulunduğum alanda güvende hissetmiyor olabilirim. O zaman ne oluyor? Orada kişinin bu canlılığı, neşesi, umudu, mutluluğu azalmaya başlıyor. Tabii burada ki en önemli zannediyorum güven alanı, güven duymak. Tabii ki, tabii ki. Yani en güvende hissettiğimiz yer bizim kendimizi en çok teslim ettiğimiz, bıraktığımız alan. Yani daha çok kendimiz olduğumuz, içimizden geldiği gibi davrandığımız, içimizden geldiğimiz gibi davrandığımız yer ise aslında özgünlüğümüz oluyor. Kendi o özgünlüğümüzü, biricikliğimizi sergilediğimiz yer. O yüzden de kişinin o kendi biricikliğini, potansiyelini, ışığını,
sergileyebilmesi için güvende olması gerekiyor. Bu sebeple bir kişiye baktığımızda eğer o kişinin güvencesini elinden alıyorsanız umudunu elinden almış oluyorsunuz aslında. Diyelim ki maddi bir güvencesi vardı. O maddi güvenceyi kaybetti. Aslında umudunu kaybediyor kişi. Veyahut da diyelim ki hani hatta şeyde atalarımızda bir söz vardır. İnsana dayanma ölür, duvara dayanma çürür. Böyle bir atasözü vardır. Tam hepsi aklıma gelmedi şu an heyecandan. İşte o duvara dayandığımız ya da sırtımızı yasladığımız ne varsa, bir kişi olabilir, bir partner olabilir, bir ebeveyn olabilir, maddiyat olabilir, kariyerimiz olabilir. Hangisine sırtımızı dayadık ve o sırtımızı dayadığımız şeyi günün birinde çekip alıverirlerse, işte o noktada güven ve umut birbiriyle eşdeğer olarak azalmaya başlıyor, kaybolmaya başlıyor. Ve bu kişinin aslında ne oluyor? Karanlıkta kalmasına sebep oluyor. Işıldayamamasına sebep oluyor. Ya da ışıldayacak hayat enerjisinin kalmamasına sebep oluyor. O yüzden umut, varoluşun, kendi varoluşumuzun tehdit aldığı hiçbir yerde aslında canlanamıyor diyoruz ya da ışıldayamıyor diyebiliriz. Bu her türlü canlı için geçerli aslında. Yani bir bitki için de geçerli veya doğadaki herhangi bir canlı için de geçerli. Tabii bu noktada işte burada aslında kişide depresiflik devreye girmeye başlıyor. Depresiflikten sonra depresyon devreye girmeye başlıyor. Kişi çünkü o umudunu kaybettiği yerin yerine bir şey koyamadığında o zaman boşluğa. Ne yapacak? Canlılığı gitgide azalmaya başlıyor. Çok pardon, bu WhatsApp sesi benden geliyor galiba. Bir kapatayım. Çok pardon, ben onu açık unutmuşum. Kameraya yansımıyor zannediyorum. Siz duyuyorsunuz. Burada şu an WhatsApp sesi. Tamam, oraya izledim. Gelmiyorsa şahane. Neyse, kapattım evet, zaten. Süper. Aslında o umudunu tüketen, sırtını dayadığı güvencenin yerine herhangi bir şey koyamadığında da biz yavaş yavaş depresyona doğru kaymaya başlıyoruz. Ve o varoluş öyle geriye geriye regrese olmaya başlıyor. İşte o zaman bizim için hayatta yeni hayaller, yeni umutlar oluşturmak tabii ki zorlaşıyor. Ne oluyor aslında? Nefesimiz azalmaya başlıyor. Nefes azaldığında yaşam azalmaya başlıyor. Canlılık azalmaya başlıyor. Akciğer bizim tabii ki nefes aldığımız, yaşamda kalmamızı sağlayan en önemli organlardan birisi. Ve akciğer için güven çok önemlidir. Varoluş için çünkü güven çok önemlidir. Bu yüzden akciğerin 3 ana olumlu duygusu var. Mesela işte mutluluk, neşe, umut gibi. Bir de diğer taraftaki duygular var. Keder, hüzün, acı ve tabii ki korku, ölüm ya da yaşam korkusu. Şimdi tabii ki bizim umudumuz azaldıkça, neşemiz, canlılığımız, yaşamımız azaldıkça nefes kapasitesi de azalmaya başlıyor. Yani bedene giden oksijen artık azalmaya başlıyor. O zaman ne çoğalacak? İşte karbondioksitle birlikte daha o negatif diye adlandırdığımız acı, hüzün, keder, çaresizlik, ölüm korkusu, yalnızlık korkusu, bunlar çoğalmaya başlıyor. Ve ne yazık ki bizim yapı olarak olumsuz olanı çoğaltmak, olumsuz olana çabuk geçebilmek gibi bir yapımız var hayatta kalabilmek için. O yüzden de o alana geçtiğimizde diğer alana geçmek bizim için biraz zorlaşıyor. O yüzden de eğer birisi depresif hissediyorsa, depresyondaysa aslında biz onun umudunun kalmadığını, yani savaşacak ya da kaçacak
herhangi bir gücünün olmadığını anlıyoruz. Umudu olan insan çünkü herhangi bir çıkış yolu bulabilir. O yüzden umudun olmadığı yerde tam olarak aslında benim varlığım devreden çıkmış oluyor. Yani diyelim ki bir kadınsam bir dişil olarak davranamıyorum, bir erkeksem eril olarak davranamıyorum. Dolayısıyla da işte biz diyoruz beyinde maskülen ve feminen kısım eşitleniyor ve kişi aslında paralize oluyor, geride kalıyor yani böyle tam olarak o şey halinde işte herhangi bir eyleme geçebilecek ya da bir canlılığı çoğaltabilecek bir şey ne yazık ki gerçekleştiremiyor burada. Bizim için görünür olmak dediğimizde daha aşkın, tutkunun, neşenin, umudun, mutluluğun bedenimizde daha fazla olması gerekiyor. Bu da aslında baktığımızda daha hani ateş, o hava daha canlılıkla bağdaşıyor. Ama bu tür umut azalmaya başladığında ise bizim bedenimiz aslında o bahsettiğim negatif duygularla birlikte soğumaya başlıyor. Soğuyan şey daha karanlığa doğru evrilmeye başlıyor. Bu yüzden umudumuz azaldığında ya da kendimizi böyle daha neşesiz, daha mutsuz, daha olumsuz hissettiğimizde bilin ki oradaki soğuk şeye doğru kaymaya başladık. Dolayısıyla canlılığımızı azaltmaya başladık. O zaman ne yapacağız? Biraz daha canlandırabilmek için böyle yavaş yavaş işte bedeni ısıtan, ondan nefes alıp vermenin de bir değiştirmek gibi nefes alıp vermeyi. Tabii aynen. Yani orada nefes alışverişini değiştirmek, nefes kapasitesini artırmak akciğer için çok çok önemli. Çünkü beyin aslında tam bir rakam vermiş olmayayım ama %60-%70 gibi bu bilimsel verilere göre komutu akciğerden alıyor. Yani daha çok akciğerle iletişimde ve komutu akciğerden alıyor. Dolayısıyla da kişinin nefes kapasitesi azaldığında ben güvende değilim sinyali yayıldığı için de sempatik sistemimiz sürekli devrede oluyor. Yani sempatik sistem dediğimiz şey savaş, kaç, don diye adlandırdığımız sistem aslında. Evet. Yani bedeni tetikte tutan, belki en basit açıklaması bu. Bedeni tetikte tutan, sürekli adrenalin salgıladığımız, böyle sindirimi kontrol ettiğimiz, daha baskıladığımız bir alan. Ve sempatik alan ne kadar aktifse kişi de tabii ki o kadar o bahsettiğimiz umutsuz, daha soğuk o alanda kalıyor ne yazık ki. Bu da kişinin zamanla eğer burada ne kadar çok kalırsa, işte girişte bahsettiğimiz o hastalıklar oluşmaya başlıyor aslında. Çünkü sempatik sistem sürekli aktif olduğunda biz o zaman o sistemin kendi muazzamlığı içerisindeki onarım, dinlenme, sindirme gerçekleşemediği için bu sefer o organların işlevi bozulmaya başlıyor ve aslında bizim hastalık dediğimiz şey ortaya çıkmaya başlıyor. Ama ne kadar burada umudu canlı tutarsak, bedenin o ısısını aslında bedenimizdeki o dört elementi dengeli tutarsak, o zaman da hastalıklar yerini yavaş yavaş sağlığa, işte korku yerini güvene, işte öfke yerini daha cesarete, mutsuzluk yerini mutluluğa bırakmaya başlıyor. O zaman tabii ki hayattaki işlevimiz de değişmeye başlıyor. O yüzden dört element bizim için hakikaten çok önemli. Burada eğer soğuk tarafa kayıyorsak, biraz metaforik olsun, akılda kalsın diye böyle söylüyorum. Eğer oraya kayıyorsak bu şu demektir. Yani bedenimizde su ve toprak elementi yükseliyor demektir.
Su ve toprak elementi yükseldiğinde ise şöyle düşünün, toprağa fazla su gittiğinde o toprak balçıklaşır. Evet, dengesi. Yani ağırlaşır, daha karanlıklaşır, her şey daha görünmez hale gelir. Bu da bize şunu çağrıştırır, burada kişinin varoluşsal bir problemi var demektir. Yani umut boştan yere kaybolmaz. O zaman bizim için hayati ihtiyaç dediğimiz, hani o Maslow'un hiyerarşisinde de birinci sırada yer alan o nefes almak, yemek yemek ve işte dokunmak, temas, cinsellik. Buradaki en temel ihtiyaçlarla ilgili kişinin hayatında başa çıkamadığı bir durum olmuş demektir. Onun varoluşunu tehdit eden bir durum var. Ve kişi bu ihtiyacı için savaşacak güçte de bulamıyor kendini. Veyahut da kendini savunacak güçte de bulamıyor. İşte bu noktada ölü taklidi yapmayı seçiyor. Biz buna donma diyoruz, paralize olma diyoruz. Ve işte o varoluşsal ihtiyaç karşılanmadığında da aslında o bahsettiğimiz o entelektüel seviyeyle eşleşen, o ruhsallıkla eşleşen umuda, neşeye, cesarete, aşka geçemiyoruz. Önce varoluşsal ihtiyacın karşılanması gerekiyor. Yani o kişinin temasa mı ihtiyacı var? Yeme, içme, yani temel ihtiyaçlarıyla ilgili bir durum mu var? Buraları önce bir iyileştirmek gerekiyor. Evet. Bunun için de hani öyle çok afaki şeylere de gerek yok aslında. Hani o an hiçbir şey yapamıyorsak bile bir mum yakıp o ateş elementini izlemek, işte bir güzel sıcak bir koku şey yapmak evde. Sonrasında bedeni ısıtacak belki bir battaniyenin altına girmek, bir sıcak su içmek bile orada bir hareket başlatıyor aslında. Sonra bir belki ayağa kalkacak gücü bulduğunuzda bir camı açmak, nefes almak veya çıkıp yürümek. Ve bunları yapar hale geldiğimizde yavaş yavaş artık umudumuz da canlanmaya başlıyor. Oradaki ihtiyacı fark ederek o ihtiyaç eşliğinde de hani sevgiye mi ihtiyacımız var, temasa mı ihtiyacımız var, biraz nefes almaya mı ihtiyacımız var? Buralarla ilgili küçük küçük şeyler yapmaya başladığımızda sempatik sistem diyor ki bir dakika ya, bu kişi güvende hissediyor kendini galiba. Ben diyor şimdi parasempatik sistemi, yani o iyileşme, onarmayı çalıştırabilirim bu bedende. İşte hormon salınımı değişmeye başlıyor. Kişi derin derin nefesler alabilmeye başlıyor. Ve aslında yeniden hayalleri, umutları da bu noktada canlanmaya başlıyor. Buraya kadar bir sorunuz varsa alabilirim. Evet, katılımcılarımızdan da soruları olan varsa Zehra Hanım için seslerini açıp sorabilirler ya da mesaj kısmından, evet, iletebilirsiniz. Kısmını yazabilirler. Sonunda tabii da ki cevaplayabiliriz. Tabii ki. Okey. Şu an için kadarıyla bir soru yok. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Bizim umudumuzun canlı olması için, yani hayatta aslında hem entelektüel seviyeyi hem de aslında bizim içimizde olan o varoluşsal, sezgisel kısmı, o ruhsallık kısmını da birlikte yürütebilmek için hayati ihtiyaçlar hakikaten çok önemli. Yani o hayati ihtiyaçlar için taşıdığımız kaygı aslında bizim entelektüel seviyemizi de o ruhsallığımızı da yaşamamızı kısıtlıyor. Yani çünkü insan için hayati ihtiyaçlar kısmında Allah Teala her şeyde, Kur'an-ı Kerim'de 99 yerde rızka kefil olmaktan bahsediyor. Ama kimsenin mutluluğuna, kendini iyi hissetmesine ya da ruhsallığını yaşamasına hiçbir şekilde kefil olduğundan bahsetmiyor. O yüzden bizim aslında bu noktada kendi ruhsal ihtiyaçlarımız, yani umudumuzu, neşemizi, aşkımızı canlandıracak şeyleri yapabilmek kendi sorumluluğumuz. Eğer buraya yatırım yaparsak aslında o hayati ihtiyaçlar kısmında da çok ciddi bir değişim yaşıyor insanlar. Bizim burada temel şeyimiz kendi umudumuzu canlı tutmak. Ve varoluşsal ihtiyaçlarımızın karşılanacağı noktasında
emin olmak. Yani düşünsenize, maddi olarak bir kendinizi bir yere dayamadınız, bir güvence olarak orayı şey tutmadınız, ya bir insanı mesela, herhangi bir eşi, ebeveyni oraya da, güvene, güvence, dayanak olarak koymadınız. O zaman bu noktada sizi o dayanağın gideceği ya da oradan etkileneceği bir faktör kalmaz. Siz zaten hayatın içerisinde bu ihtiyaçların karşılanacağını bilirsiniz. Dolayısıyla da bu noktada o varoluşsal ihtiyaçlarının karşılanacağının farkında olmak ve o ruhsallığa yatırım yapmak bizi dengede tutuyor. Bizim esas görevimiz aslında bu. O ruhsal olan, o biricikliğimizi yaşamak. Tekrar dondunuz herhalde Yelisa'nın. Umarım ben donmamışımdır. Ben, evet, benim sürekli ekranımda internet bağlantısı düzensiz diyor ama. Tamam. Zaten siz. Sesle ilgili eğer dinleyiciler bir sıkıntı yaşamıyorsa önemli değil. Sanmıyorum ama yine de bir soralım. Var mı sorun yaşayan? Gerçi yazılır diye düşünüyorum ben öyle bir durumda. Evet, evet. Siz gelmiyor gibi. Devam edebiliriz o yüzden. Yani kendimiz aslında garanti alma, ihtiyacını alma dürtüsü bizim güvensizliğimizin fitilini ateşliyor ne yazık ki. Bu da tabii ki bizi umutsuzluğa, o hastalıklara kaydıran şey oluyor. O yüzden belki hayatınızda, hani beni şu an en çok güvensiz hissettiren ne var diye böyle bir belki liste çıkarmak istersiniz diye, belki böyle bir kafanızdan bu soruyu cevaplamak istersiniz. Çünkü eğer bu sorunun cevabını bulabilirsek, beni en çok şu an ne güvensiz hissettiriyor? Nerede kendimi tehlike altındaymış gibi hissediyorum? Belki bir ilişkinin içerisinde, belki iş yerinde, belki kendi aile ortamımda. O zaman tehlike altında hissediyorsam tabii ki ne yapacağım? Kendi biricikliğimi ortaya koyamayacağım. Evet, ve orada tabii ki biz mutsuzuz, işte kronik yorgunluklar, hayattan zevk alamıyorum. Bu tür şeyler çoğalmaya başlayacak. Evet, Yezon, sizin internetiniz yine gitti. Biz sizi duyamıyoruz Yeliz Hanım. İsterseniz siz de sohbet kısmından yazın. Duyamadım çünkü ben anlayamadım. Ben bu noktada devam edeyim. Evet, bu güvensiz olduğumuz alanları tespit edip aslında bunlarla ilgili ne yapacağımızı belirlersek, oradaki kaygı, korku da yavaş yavaş yerini güvene teslim etmiş olacak. Dedik ki 2023'e daha mutlu, daha umutlu nasıl devam ederiz diyelim. Girdik artık, nasıl devam ederiz diyelim. Bunun için belki şöyle mini bir soru cevap yapabiliriz. İşte 2022'de aslında sizin canlılığınızı azaltan ne oldu? Buraya bir bakabilirsiniz. Benim canlılığımı azaltan nokta ya da noktalar neler var diye. Sonra bununla ilgili aslında bu canlılığımı azaltan şey bana ne sağladı? Ne kazanç getirdi? Ben buradan ne elde ettim? Böyle bu danışanlar çok bu sorudan hoşlanmazlar ama şöyle söyleyeyim. Aslında doğada, yaşamda alışverişin olmadığı bir yerde yaşamdan bahsedemiyoruz. Yani alışveriş varsa bir ilişki devam ediyor. Alışveriş varsa, o beslenme hali varsa o süre geliyor. Ama alışverişin olmadığı bir yerde bir şey olmaz zaten. Ölür. Bitkinizi beslemezseniz bitkiniz ölür. Çocuğunuzu beslemezseniz çocuğunuz ölür. Dolayısıyla alışverişin olduğu yerde bizim şikayetimiz ne yazık ki bitmez. O yüzden en çok şikayet ettiğimiz alansa
bizi en çok besleyen alandır. Yani biz oradan besleniyoruzdur da farkında değilizdir. Ve hala bunu niye bitmiyor? Yani ben neden bu kadar mutsuzum? Ben neden bu kadar yorgunum? Ya da neden bu kadar şey yaptığım halde hayatımdaki bu problemi çözemiyorum diyebiliriz. İşte o noktada beslendiğimiz şeye bakmak. Yani ben aslında neyi garantiliyorum bu şekilde? Burada şikayet ederek, bu konuda ilerlemeyerek neyi garantiliyorum? Oradan ne alıyorum yani? Ne katıyorum bünyeme, hayatıma? Buna bakabiliriz. Eğer buna hani bakarsak birçok cevap bulacağızdır diye düşünüyorum açıkçası. Ve bu cevapları bulduğumuzda da o canlılığımızı azaltan şeyle ilgili eğer sorumluluk alabilirsek, evet ya ben burada bunu elde ediyormuşum ama artık bu noktada bakış açımı değiştiriyorum, sorumluluk alıyorum. Burada yapabileceğim ya da yapmayacağım şeyler var. Bunları yapabiliyorum dediğimizde buradaki sistemde bir aslında değişiklik olmaya başlıyor. Çünkü bu tam da umutlu olmak, mutlu olmak ya da sağlıklı olmak, iyi olmak için çabalarken aslında bir şeyde de orada bu hastalık halinden, bu devam eden problem halinden de bizi güvende tutan bir şey var. Yani o konfor alanı dediğimiz orada bizi güvende tutan bir şey var. İşte o güvende tutan şeyle ilgili bizim o noktada bir sorumluluk aldığımızda aslında bir pozisyon belirlemiş oluyoruz. Çünkü aslında pozisyon belirleyemediğimiz yerde biz o umudumuzun, canlılığımızın azalmasını yaşıyoruz. Yani hem öyle istiyorum hem de o istediğim şeyle ilgili aslında çok net değilim, çok kararlı değilim. Bu yüzden de oradan bir şeyle beni tutmasına ihtiyacım var. Bu yüzden de bir orada, bir burada, bir oraya kayıyorum, bir bu tarafa kayıyorum ve pozisyonum hiçbir zaman benim istediğim ve ihtiyacım olan yerde gerçekleşmiyor. İşte bu sıkışıklık, o arada kalma, o pozisyon alamama halde bizim olumsuz duygular dediğimiz duyguların da çoğalmasına sebep oluyor aslında. Ve tabii ki belirlemeler, planlar, programlar yapmamanın da bu aşamada bu hali ya da bu ruh halini çoğaltıyor. İşte bizim burada nasıl bir hayat istiyorsak, örneğin 2023 nasıl geçsin istiyoruz? Tabii ki hepimiz diliyoruz ki 2023 çok güzel geçsin, sağlıklı geçsin, varlık içerisinde geçsin. Hepimizin dileği bu. Evet, dilemenin dışında ne yapıyoruz? Önemli olan da bu. Ben istediğim, niyet ettiğim şey için ne kadar sorumluluk alabiliyorum? Nelerden vazgeçebiliyorum? Ve bu sorumluluk aldığım şeylerle ilgili eylem aşamasında ne kadar motivasyon sahibiyim? Elimden gelen şeyler neler? Bunları belirlemek aslında bizim de hayatın içerisinde, o 2023'ün içerisinde neler yaşayacağımızı az çok belirlemiş oluyor. O yüzden 2023'te aslında kendinizi böyle çok değerli, umutlu, canlı, böyle tutkulu hissetseydiniz ilk yapacağınız üç şey ne olurdu diye sorabilirsiniz mesela kendinize. Ne yapsam aslında o tutkum, şevkim, canlılığım artardı diye bir kendinize kısaca sorabilirsiniz. Bununla birlikte de aslında fiziksel bir kural olarak bir şeyi bırakmadan onun yerine bir şey koyamıyoruz. Yani bir nesnenin üstüne tekrar bir nesne koyma şansınız yok. Yani şu arkada gördüğünüz koltuğun üstüne o koltuğu kaldırmadan bir koltuk koyamam. Dolayısıyla da eğer bir şey değiştireceksem, güzel şeyler istiyorsam hayatımda neyi bırakacağımı belirlemek de
en az neyi yaşayacağımı belirlemek kadar kıymetli. Bu yüzden böyle o umudumuzu canlandırmak için bir ruhsal alanda benim keyifli hissedeceğim neler yapabilirim? Çünkü insanın gıdası olarak ruhun gıdası ayrı, işte zihnin gıdası ayrı, bedenin gıdası ayrı. Ne yazık ki bizim yaşadığımız çağ böyle daha çok zihni besleyen, beyni besleyen bir çağ böyle. Her şeyi bilmek, her şeye yetişmek için böyle uğraşıyoruz. Ve o aşamada da aslında bedenin de ruhun da gıdasını eksik bırakabiliyoruz. Bu kısmı da dengelemek bizim için çok kıymetli. Yani ruhumuzun seveceği şeyler yapmak, bedenimizin rahat edeceği şeyler yapmak, yani sağlıklı beslenmek, işte bedeni rahatlatacak egzersizler yapmak, belki bir masaja gitmek, o bedenin gıdası olan şeyleri, bedenin doyum yaşayacağı, ruhun doyum yaşayacağı, beynin doyum yaşayacağı şeylere kendimizi böyle biraz dengede verdiğimizde de bizim için gerçekten canlılık, hayatın içerisindeki zenginlikler de, sadece canlılık demeyelim, bu canlılıkla eşdeğer olarak o hayatımızdaki hem ruhsal zenginliğimiz hem finansal zenginliğimiz de ilişkilerimizdeki kalitede artmaya başlıyor. O yüzden bu ruhu besleyerek de biraz akciğerlere yatırım yapabiliriz. Çünkü akciğer kalbin üzerini kapatan bir organdır. Dolayısıyla da kalbe en yakın organdır. Ve sevgiden, aşktan, tutkudan çok beslenir akciğerler. O yüzden nefes kapasitemizi artırmak istiyorsak da ve kendimizi aşk duyacağı, şevk duyacağı şeyler yapmak da bu noktada bu canlılığı çoğaltmak için önemli. Beni bıraksanız sabaha kadar konuşabilirim bu konuda. O yüzden... Benim de internetim çok kötü. Şu an telefondan bağlanıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Tamamdır Yeliz Hanım. Bu noktada sormak istediğiniz sorular varsa alalım. Buraya kadarki olan sohbetimizle ilişkili sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Sizin de varsa alabilirim Yeliz Hanım. Konuya ara ara dahil oluyorum. Dileriz 2023 herkes için umut dolu olur diyorum ben. Sorudan ziyade bir güzel bir dilekte bulunayım. O içimizdeki kilit noktayı dilerim bir şekilde bulmaya bulabilir bu sorunu yaşayan böyle bir dileğim olsun herkes için. Ne güzel. Evet, dinleyicilerimizden sorusu olan varsa rica edebilirim. Ben şimdi hem iki taraftan da yönetmeye çalışıyorum. İnternet geldi, şu an telefondan bağlıyım. Dilerim ses gelmiyordu. Birkaç soru var mı? Bakayım şuradan. Aslında iyi akşamlar hocam demiş. Açık havada çokça vakit geçirmenin umutla bir ilişkisi var mı demiş. Tabii ki, yani orada ne dedik? Akciğerdeki nefes kapasitesi azaldığında bedenin içerisindeki oksijen azalmış oluyor. Oksijen azaldığında organların işlevi bozulmaya başlıyor ve aslında ne dedik? Daha soğuk, yani korku, kaygı, acı, hüzün, keder gibi duygular bizim bedenimizi kaplamaya başlıyor dedik. Bedenimizin de %70'ini sudan olduğunu düşünürsek duygu su yani. O yüzden de çok hızlıca burada o duygular çoğalmaya başlıyor. O yüzden böyle o ateş elementi dediğimiz aşk, tutku, heyecan, cesaret, bunları eklediğimizde ateş elementi yükseliyor. İşte bilme, anlama, bağ kurma, tefekkür, güzel şeyleri izlemek, nefes kapasitemizi artırmak da hava elementiyle eşleştiği için böyle o elementler dengeye gelmeye başlıyor. Aslında biz bedenimizi dinliyor olsak onun ihtiyacını fark edebiliriz. Yani örneğin bir kişide hava ve ateş elementi yükseldiğinde mesela ne olur? Orada kişi olumsuza, diyelim ki olumlu duygu nasıl tutku dedik, aşk dedik, neşe dedik. Burada da olumsuz duygu öfke, hiddet, nefret gibi duygulara kayar. O zaman da ne oluyor? Aslında
daha vurup kıran bir kişiye dönüşebiliyoruz. O yüzden eğer bedenimizi dinlersek bizi yönlendirecektir zaten. Hava elementi düşükse bizi bol bol yürüyüşe, temiz havada, doğada olmaya yönlendirecektir. Ateş elementi düşükse biraz daha böyle sıcağa ihtiyaç duyarız, neşelenmeye ihtiyaç duyarız. Neşeleneceğim ortamlar beni çeker. İşte daha kaygılıysak böyle biraz daha toprağa çekiliriz. Toprak da güvenle eşleştiği için biraz daha toprağa çekiliriz. İşte daha çok düşünsel alanda yaşıyorsak biraz su elementimiz, işte ilimle bağımız azaldıysa biraz su elementiyle irtibatı artırmak gerekebilir. Yani evet, yani ihtiyaçlarımızı bu manada gözlemlemekte fayda var. Evet, çok keyifli bir programdı Zehra Hanım. Ara ara kesilse de yayınım. Çok keyif aldım ben şahsen. Dilerim katılımcılarımız da keyif almıştır. Bir nebze olsa hayatlarına dokunulmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle son bir kez daha, yine bir, belki sorusu olan olur. Son bir kez sormak isterim. Hı-hı. Var mıdır sorusu olan? Evet demiş. İbrahim'cim alalım sorunuzu. Rica ederiz. Gelip buraya katılıp bilgiyi anlamlandırdığınız, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Evet, Emine Hanım teşekkür etmiş. Sanıyorum sorusu yok. Evet, ya çok iyi anlattık, hiç soru kalmadı. Ya da hiç anlatamadı. Kimse soru soramadı. Çok iyi. Hocam hayırlı akşamlar kapatmadan. Yazana kadar çünkü kapanacak, yazmadım o yüzden. Hayırlı akşamlar. Hoş tekrardan selamlar Zehra Hocam. Teşekkür İyi ediyorum. Akşam. İyi akşamlar İyiz Hanım. Ben daha önce de atölyede çalışmıştım sizle hocam. Katılmıştım programınıza. Finansal, evet evet. Finansal özgürlüğe. Evet evet, evet evet. Geçen yıl yine bu zamanlardaydı zannediyorum. Aslında hocam şöyle benim bir sorunum var. Yani bilgiyi bilip, öğrenip uygulamaya geçmekte sıkıntı var. Bu da mı umutsuzluk, güvensizlik oluyor? Evet, yani güven duygusu azaldığında bizim eylemimiz azalır zaten. Yani harekete geçemiyoruz. Biliyoruz ama o eyleme taşıma alanında sıkıntı yaşıyoruz. O zaman bu noktada böyle küçük adımlar oluşturmak, yani evet bu bilgiyle bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur ama böyle çok büyük şeyler yapmak yerine, hani programın başında bahsettik ya, yani öyle iyileşme için çok büyük şeyler yapmasanız da küçük bir mum yaksanız dedik, işte güzel bir koku şey yapsanız dedik, güzel olur dedik değil mi? Burada da işte o adımları minik adımlara bölmek, yani o minik adımı gerçekleştirip o güveni sağladıktan sonra bir tık daha üstüne geçmek ve böyle böyle aslında o istikrarı sağladığınızda, örneğin bir plan yaptınız ve o 20 gün, 21 gün boyunca o planda istikrarlı bir şekilde her gün onu yaptığınızda artık sistem bu noktada size alan açmaya başlıyor. Çünkü siz sisteminiz tetiklenmeyecek kadar adımı küçük ayarladığınız için bir sonrakini bir üste ayarlayarak orada aslında kendi korku ve kaygınızı da fark ederek, buna önem vererek, bir dakika ben seni korkutmak istemiyorum. Hani burada şey gibi düşünün, bir bebeğiniz var. Hani bebeğiniz ilk önce minik minik adımlar atıyor. Siz bebeğinize koş derseniz o noktada o koşmaya başladığında ya çocuk kaygı yaşayacaktır ya siz kaygı yaşayacaksınızdır. Ama minik minik adımlarla geldi, siz ona çok yakınsanız o da kendini güvende eder, hisseder. Siz de bebeğiniz için güven duygusu hissedersiniz. Aynı bunun gibi, yani o güven duygunuza yakın olmak, o kaygınıza yakın olmak. Ben seni anlıyorum, buradayım ve seni kaygılandıracak, bu kadar kaygılandıracak büyük adımlar atmayacağım. Birlikte bunun içinden geçeceğiz, adım adım. O adımları sonra sağlamlaştırıp, sonra ister koşun ister uçun yani.
Ama minik adımlarla başlamak. Büyük teşekkür adım ediyorum. Çünkü yaptığımızda adım atamıyoruz. Rica ederim. Yaşıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Umarım biz çok teşekkür ederiz. Başka programlarda buluşuruz. Gelip katılan, dinleyen, değerli vaktini ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Gelip burada bilgiyi anlamlandırdığınız için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.